Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel mesir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nusalli Allahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Mesnevi Nuriye Haber Risalesi'nde kaldığımız yer İ'lem eyyuhel aziz. Fıtrat-ı insaniyenin garip bir hali gaflet zamanında letaifle havasın hükümlerini İltibasla birbirine benzetir. Tefrik edemez. Mesela el ile gözü birbirine benzetip hizmetlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun, yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. El, gözün komşusu olduğu halde, el, gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Link soruyor arkadaşlar. Link bilen varsa. Sayfa, şöyle söyleyeyim, sayfa 1330. Sayfa 1330'da, evet. Kezalik, insan-ı gafil, kendi şahsına ait edna, cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde, gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın ef'aline tahakkümle el uzatıyor. Yine insanın fıtratında acip bir hal, insanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Arasındaki, hep beraber düşünelim, arasındaki farkı, ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. İnsanın fıtratında acip bir hal, insanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Ama manen ve ruhen aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balık ile kuş kıymet-i ruhiyece birbirine pek yakındırlar. Kıymet-i ruhiyece dedi, ona dikkat ediyoruz. En küçüğü en büyüğü gibidir. Çünkü insanın kuvvet-i ruhiyesi, kuvve-i ruhiyesi tahdit edilmemiştir. Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki zerreye müsavi olur. Ubudiyet ile o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi. Güzel noktalar. Başa dönelim inşallah ve birlikte tefekkür edelim. İ'lem eyyuhel aziz. Fıtrat-ı insaniyenin garip bir hali, gaflet zamanında letaif ile havasın hükümlerini İltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez.
Bunun ne demek olduğunu, latifelerimiz, insani latifelerimiz ve insani hassalarımızın hükümlerini, yani hangi hassanın için verilmiş, ne maksatla verilmiş ve kapasitesi nedir? Bunu anlamak için gaflet halindeysek böyle bir ayrılığın farkında olmayabiliyoruz. Birbirine iltibas etme, birbiriyle karıştırma ihtimali çok. Eğer gaflet halindeysek, yani neyin için yaptığımızı, hangi duyguların bize niçin verildiğini düşünmüyorsak, düşünmediğimiz hallerde, farkına varmadan yaşayıp gittiğimiz hallerde insanın latifelerini, hassalarını, insani özelliklerini birbirine karıştırması mümkündür diyor. Mesela el ile gözü, bu güzel bir örnek, açık bir örnek. Hepimiz anlıyoruz, eğer üzerinde durmak istediğiniz nokta varsa, soru olan nokta varsa lütfen paylaşalım. Değilse bana örnek güzel açıklıyor gibi geldi. El ile gözü birbirine benzetip hizmetlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun, yani aklını yerinde kullanmayan bir kimse, yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. Gözüyle görüyorum, niye elimle almayayım ki diyebiliyor. Ama böyle bir insan, yani aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi olabilir. Ama bunu bir örnek olarak kullanacak, başka bir şey anlatacak. Onu anlamamız için örnek oluyor bu. Örnek olarak veriliyor bunlar, bu açıklamalar. El gözün komşusu olduğu halde gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın, pardon, yani satır atladım. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Şimdi buraya dikkat edelim. Elle göz aynı bedenin parçası olduğu için komşudurlar. Aynı mahallede oturuyorlar gibi düşünün. Aynı beden mahallesinde bulunuyorlar. Onun için ya, biz aynı yerde bulunuyoruz. Aynı bedenin parçasıyız. Birimizin yaptığı işi diğeri de yapabilir zannetmek mümkün. Hangi hallerde? Gaflet halinde veya mecnunun halinde, yani aklı dengesi yerinde olmayan insanların takındığı bir tavır olabilir bu veya onların yapabileceği, düşebileceği bir hata bu. Onun yaptığı işi, elin yaptığı işi gözde yapabilir zanneder. Şimdi kezalik bu örnekte olduğu gibi insanı gafil kendi şahsına ait edna, cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde, yani burnunun yerini değiştiremez, gözünün yerini değiştiremez, yani kendi halini, kalbini, ciğerini değiştiremez, aklını değiştiremez, duygularının yerlerini değiştiremez, yani bizzat tasarrufu altına alamaz. Kendi şahsına ait edna, cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde, gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın ef'aline tahakkümle el uzatıyor. Gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın fiillerine el uzatıyor. Aynen hani elim, gözümüzün gördüğü bir şeyi elimizle alabileceğimiz zannettiğimiz gibi, ben de bakıyorum şu dünyada bazı şeyler oluyor ya, dünyada her şey yenilenerek ve değiştirilerek yaratılıyor ya, bu yaratılışta sanki ben olsaydım şöyle yapsaydım daha iyi olurdu diyecek şekilde bir müdahaleye girişebiliyor insan. Halbuki kendisinin kendi bedeni üzerinde bile hiçbir tasarrufu olmadığı halde kainatın yaratıcısının koyduğu kurala, düzene müdahale etmeye yeltenebiliyor insan.
bak gururuyla, hayaliyle, gaflet halinde bunu yapabiliyor. Şu niye böyle yaratıldı, yapıldı? Ben olsaydım daha şöyle yapardım dediğimiz zaman iyi düşünmemiz lazım. Kim yapıyor? Yani o işi yapan, kainatı yaratan benim gibi birisi mi değil mi iyi düşünmek lazım. Ben neyi yapabiliyorum da neyi görebiliyorum? Nasıl bir zaman dilimi içerisinde ya da mekan genişliği içerisinde bu işler yapılıyor? Mesela insan bilmiyor ki yani güneşin yeri orası, ayın yeri burası, dünyanın yeri de bulunduğu yer, şimdiki bulunduğu yer. Bunları tanzim eden, bunu galaksiye göre tanzim etti. Galaksiler arası ilişkiye göre tanzim etti. Onları düşünemiyoruz. Yani ben olsaydım, kışın dünyanın, güneşin soğuk daha fazla olmasın diye dünyanın konumunu güneşin karşısında biraz daha şöyle değiştirirdim dercesine. Ama bir müdahale ile mütehakkimane, yani öyle değil de şöyle olsaydı daha iyi olur dercesine müdahale etmek ya da hayalimizle, gururumuzla yaratıcının işine müdahale etmeye kalkmak, değiştirmek değil de hayalen değiştirmeye kalkmak. Böyle olsaydı daha iyi olurdu demek gibi, ben olsaydım şöyle yapardım demek gibi bir hale girmenin ne kadar yanlış olduğunu, tabansız, eşsiz olduğunu. Bunu sen yapamazsın zaten diye değil. Bunu söylerken ben onu anlamadım. Sen zaten hiçbir şey yapamazsın ki, ne karışıyorsun anlamında değil. Senin yapabildiğin işlerde senin görebildiğin müdahale veya kavrayabildiğin zaman dilimi ile senin insanın kavrayabildiği mekan, görebildiği mekan arasındaki ilişkiyi düşünün. Ben mesela şu kadar yıllık bir tecrübeden sonra kendi işlerimi o tecrübe dahilinde değiştiriyorum veya o tecrübe dahilinde gözlemleyebiliyorum kendi ilişki, kendi dünyamdaki yapacağım tercihi. Erkan hocam, ya evet, ses mi gitti? Erkan hocam, teşekkür ederim. Evet, onu kendi bilgi dahilimde, kendi kudretim dahilinde bazı işleri düzenleyebiliyorum. Halbuki kainatın yaratıcısı yapmış olduğu işlerde, yani şu kainatı yaratırken mevsimleri yaratırken, güneşi, ayı yaratırken, insanları, hayvanları, bitkileri yaratırken, onlara şu veya bu şekli verirken, onun bilgi alanı, onun kudretinin tecelli ettiği ya da kapsadığı alan, ona göre düşünmem lazım diye anladım ben burayı. Bakın, değerlendirme yaparken iyi dikkat edin diyor. Sen kendi zaman diliminde ve kavrayabildiğin mekan alanında bir mukayese yaparak kendi işlerini tanzim ediyorsun. Ona göre şu iyidir, bu iyidir diyorsun. Ama sen veya ben, yani biz insanlar, bu yaratılışın sonunda ne olacak? Bundan önce ne vardı? Şimdiki yaratılışın yani makro dünyada ya da mikro dünyada alanları nedir? Onların arasındaki ilişkiler nedir? İnsana verilen duyguların kapsamı nedir? O kapsama göre insanların bu dünyada bulunmasıyla, yaratılmasıyla, var edilmesiyle o insanlardan beklenenler nedir? Bunları ben ancak kendi kapasitemle düşünüp tanzim edebildiğimi bilmem lazım. Mesela biz bu dünyaya baktığımızda dünyanın varoluşuna bakıyoruz ve diyoruz ki şöyle şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Kainatın yaratıcısı sanki bunu tam iyi düşünememiş, tam yerinde yapamamış, özellikle hoşumuza gitmeyen
bize sevdirilmeyen olayların yaratılışında yaratıcının niye böyle yaptığını, daha bize bizim hoşumuza gidecek şekilde yapsaydı diye sorgulamaya başlıyoruz. Halbuki yaratıcının en azından kudret ve ilim kapsamını düşünerek olayı tahlil etmemiz lazım. En azından biz düşüneceğiz yine. Diyeceğiz ki o geçmişi biliyor, geleceği biliyor. Şöyle şöyle bir olay yaratıldı ama bunun sonunda mesela ebedi bir hayat var. Ebedi bir yaratılış olacak. O yaratılışa göre değerlendirmem lazım demem gerekiyor. Yoksa ben yalnızca kendi mukayese alanım içerisinde kalıp da yani zaman itibariyle, mekan itibariyle kendi kapsamımda olan alana bakıp da yaratıcı da benim kapsamımda düşünmesi gerekirdi. Benim kapsamımda bir değerlendirme yapması gerekir ve o değerlendirmeye göre bir tavır sergilemesi gerekir. Tavrına girersem, anlayışına girer ve ona göre eğer yaratılışı değerlendirmeye ve dolayısıyla yaratıcının nasıl yaptığını bir yargı altına almaya, hüküm altına almaya çalışırsam, başlarsam yanlış yaparım onun kapasitesini düşünmeden. Kısaca şunu anladım ben buradan. Siz de öyle anladınız bilmiyorum. Hem düşünüyorum hem konuşuyorum fark ettiğiniz gibi. Ben kısaca şöyle anladım. Ben kendi duygularım arasındaki kapasite farklılığına dikkat etmem lazım. Mesela elim bir metre uzaklıktaki yere ulaşabilir. Ayaklarımla şu kadar yere gidebilir. Ama gözümle milyonlarca kilometre ötelere gidebilirim. Gece yıldızları seyredebilirim. Mesela hayalimle çok daha fazla ötelerine giderim. Demek ki yaratılmış olanların kapasiteleri çok farklı olabiliyor. Bunu benim önce kendi hayatımda, kendi varlığımda tecrübe edip kabul etmem lazım. Kabul etmiştim kendimle. Evet. Bir arkadaşımızın mikrofonu açık. Konuşmayacaksanız mikrofonunuzu kapatırsanız daha sakin dinleriz. Konuşacağınız zaman lütfen hemen açın ve konuşun. Beni her zaman kesebilirsiniz. Hiç de ayıp olmaz, memnun olurum. Ne zaman istiyorsanız lütfen hemen bir şey ilave etmek, sormak. Birkaç arkadaş diyor ki Fatma, son birkaç cümleniz duyulmadı, tekrar eder misiniz diyor. Peki efendim. Ses kesik kesik mi geliyor? Bir başka yerdeyim de. İnternetin gücünü bilemiyorum. Ses kesik kesik mi geliyor? Şu an iyi diyorsunuz. Teşekkür ederim. Mikrofon açıkken kesik kesik. Ha, bir başkasının mikrofonu açıkken kesiliyor. Onun dışında iyi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öğrenmiş oldum. Şimdi bu konuyu bir iyi halletmek istiyorum. Ben anlamak istiyorum. Dolayısıyla sesli düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi sesli paylaşabilirsiniz. Sonunda bir yere geleceğiz. Çünkü şöyle ilk defa paragrafın tümünü okumuş olmama rağmen, bölümün tümünü okumuş olmama rağmen konunun arasındaki bağlantıyı tam kafamda yerleştiremedim. Siz yerleştirdiyseniz buyurun, söyleyin yani şunu söylüyor diye. Ben birinci var okuduğumuz bölümün İlem Eyyühel Aziz diye başlayan ve diğer İlem Eyyühel Aziz'e kadar olan bölümün tümünü okuduk. Birinci paragrafında bakın yaratıkların kapasitesi çok farklı. Kapasiteleri çok farklı olabiliyor. Bunu gördünüz değil mi? Demek ki yaratan böyle çok farklı kapasitede şeyler yaratabiliyor. Buna iyi dikkat edin dedi. İkinci paragrafta da insanın bunu anladıktan sonra sanki hiç ilgisi olmayan bir konuya giriyor gibi geldi. Ama şimdi ilgili olduğunu anlıyorum. İnsanın kendinin gücünün, mahiyetinin farkında olmadan, mahiyetinin zaten farkında değiliz de, ama en azından kendisinde olup biten neler verilmiş kendisine, bunun farkına varmadan
tutup da çok insanda da görüyoruz bunu. Çok insanın da itirazında haklı gibi görünen bir nokta burası. Tutup bakıp çevresine kainattaki yaratılış hakkında hüküm vermeye başlıyor. Diyor ki kendine öyle görünüyor ama dikkatsizliğinden dolayı tam yerinde tahlil edemiyor. Mesajı alamıyor, yaratıcının mesajını alamıyor. Dikkatsizliği şuradan kaynaklanıyor. Kendi gördüğü bir olay var. Mesela sevmediği bir olay yaratılıyor. Sevdiğimiz bir olay yaratıldığında, sevdiğimiz bir şey yaratıldığında o kadar problemli olmuyor. İnsan problem edinmiyor onu. Sevmediğimiz bir olay yaratıldığında hemen isyanları oynamaya başlıyoruz. Yani ya koca kainatı yaratan, bu kadar sonsuz kudreti olan şu olay böyle yaratılmış. Yani kendime göre, benim anlayışıma göre bu yaratılış yanlış demeye geliyorum. Evet, bu olayı seveceğim anlamına gelmez. Bana zaten sevmeme duygusunu veren de beni yaratandır. Bunu iyi anlamak lazım. Peki madem sevme duygusunu da, yani sevmeme duygusunu da o verdiğine göre diye düşünmek yerine ben sevmiyorum diye yaratıcıyı eleştirmeye başlıyoruz. Diyoruz böylece mesela şöyle çocuklar ölüyorlar falan. Yani çocuklar bu genç yaşta çocuklar hayata gözünü açmadan öldürüyor. Ben olsam bunu yapmazdım demeye gelecek bir itiraz. Yani ben bile bunu yapmam. Yaratıcı nasıl yapıyor ki demek ki diyor. Başlıyor eleştirmeye ya da demek ki öyle bir şey yok diyor. Çünkü kendi kafasında bir yaratıcı anlayışı var. O kendi kafasındaki yaratıcı anlayışı kendi kapasitesi dahilinde. Halbuki kainata baksa, kainatta varlık aleminde yarattıkların kapasiteleri o kadar birbirinden farklı ki. Mesela göz milyonlarca kilometre ilerideki bir objeye ulaşabilirken el bir metre bilemedin 1,5 metre uzaklıktaki bir nesneye ulaşabiliyor. Demek ki yaratıkların kapasiteleri çok farklı olduğuna göre onda bundan örnek almak suretiyle insanlar yani biz o zaman yaratıcının kapasitesi nedir ki acaba demem lazım. Bu kainatı yaratan tüm kainatı bilmeden bu kainata vücut verebilir miydi demem lazım. Bunu sorgulamam lazım. Eğer bütün kainatı biliyorsa bütün zamanları da bilmesi gerekir. Kainatın başından sonuna kadar. Dolayısıyla beni yaratırken bana bu duyguları verirken de onun yaratıcının zaman kapsamı içerisinde düşünmem lazım. Yani zamansızlığını düşünmem lazım. O bir şeyi yaratırken benim bilebildiğim tüm veya bilemediğim, kapsayamadığım tüm varlık alemini kapsayarak böyle yaratıyor. Mesela en çok biz insanların düştüğü hata, ahiret aleminin, ebedi alemin varlığını nazarı itibara almadan, göz önüne almadan ahiret aleminin varlığını, göz önüne almadan şu dünyadaki yaratılış hakkında hüküm vermeye başlıyoruz. Halbuki biz bu dünyada geçici olarak var olmak üzere geldik ve götürülüyoruz. Yaratıcının ilminde, yaratıcının kudretinde, şu kainatı yaratanın ilminde ve kudretinde, iradesinde, hikmetinde benim bildiğim dünyanın çok ötesinde bir ilişki ağı var. Ona göre değerlendirmem lazım. Yani şu kainatı yaratan, şu kainatın da ötesinde beni şöyle bir alemde yaratacağını vaat ediyor, onun delillerini veriyor, o konuda beni eğitilmeye davet ediyor vesaire. Bu onun bağlamında, yani kainatı benim kapasitem bağlamında değil de ben yaratıcının kapasitesi bağlamında değerlendirmem lazım. Anlayıp anlayamadığım her neyse, yaratıcının kapasitesi bağlamında nasıl değerlendireceğiz ki? Just a minute, ben şurada bir şeyler oldu, oraya bir döneyim de bakayım kontağa gelsem olacak mı? Evet.
nasıl oraya geçilir? Status bu. Recent, recent'e bastım. Olmaz, hepsine basmam lazım. Yine, evet, buraya basacakmışım. Yaratıcının kapasitesi bağlamında değerlendirmek, benim kapasitemi aşan sonsuz ilme sahip, sonsuz iradeye sahip, dolayısıyla onun ilminden, onun iradesinden gelen mesaja dikkat ederek bakmayı gerektiriyor. Yani en azından ben sonsuzu düşünerek değerlendirme yapamam. Burada çok haklısınız. Allah razı olsun. Yani müdahale etmekle. Çok haklısınız. Benim kapasitemde değildir yaratılışın değerlendirmesini yapmak. Mesela benim kapasitemde ahiretin varlığına inanmak var, var ama ahiretin mahiyetini bilmek yok. Yaratılışın hakikatindeki taşıdığı mahiyeti bilmek yok. Ben ahiretin varlığına göre bu alemin geçiciliğini Bu alemin geçiciliğine göre ahiretin varlığını anlayabiliyorum. Bu geçiciliği ahiretin varlığıyla birlikte değerlendirmem lazım. Çünkü yaratıcı ahireti de bilerek, mesela bu dünyada çok mahrumiyet yaşamış bir mahrumiyetler, bize göre mahrumiyetler içerisinde kalan bir insanın çok ızdıraplar çekerek yaşadığını düşünüyoruz. Evet, evet, bu dünyada öyle, ızdırap çekmiyor desem yalan. Ben de bir yerim ağrıdığı zaman ya da bir sıkıntı olduğu zaman ızdırap çekiyor. Acaba bu ızdırabın, bu ızdırabın yaratılışındaki hikmet nedir? Bu kainatı yaratan, acaba onun, benim değil, onun kapasitesine göre bu ızdırabı mesela karşılıksız, mükafatsız, hikmetsiz yaratmış olabilir mi? Soracağım. Yani yaratıcı, hikmetsiz, bir, yarattığı bir şeye ızdırap çektirecek, merhametsiz birisi olabilir mi diye yaratıcı açısından, pardon, yanlış bir kavram çıktı burada, yaratıcı açısından bakamayız diye. Yaratıcının kudretinin, ilminin sonsuzluğunu anlarız biz. Sonsuzluğun kendisini anlayamayız. Ama sonsuz olması gerektiğini anlarız. Onun ilminin, merhametinin sonsuz olması gerekirse, o zaman sonsuz ilmi, sonsuz merhameti olan bu kişiye burada ızdırap çektirmek için bu olayı böyle yaratıyor olamaz sonucuna ulaşıp, mutlaka bunun adaletle, merhametle mükafatlandırılması gerekeceğini anlayabiliriz. Ali Hocam, burada bir soru sorabilir miyim? Kainata bakıp yoktan var edilmişse bu kainatı yaratanın, yani var edenin sonsuz güce, mutlak güce, kudret ve iradeye sahip olduğu sonucunu çıkarmak benim anladığım kadarıyla kolay gibi görünüyor. Çünkü yoktan herhangi bir şeye vücut vermek, varlık vermek mutlak kudreti gerektiriyor. Ancak şu anda üzerinde konuştuğumuz, ben mesela bu dünyanın içerisinde yaşarken şu şekilde bir ızdırap çekiyorum. Bu ızdırap çekmeme rağmen, ki etrafımda da yani milyonlarca bu şekilde veya benden belki daha kat kat ızdırap ve acı içerisinde yaşayanlar var. Veya bu tür tecrübeleri olanlar var. Ben bunlara bakarak bunların yaratıcısının mutlak merhametli olduğu veya olmalı sonucuna nasıl varıyorum? Bu sorunun bir değişik şekilde ifade edilişi şu olabilir. Mutlak kudreti olan aynı zamanda mutlak merhamete sahiptir mi diyoruz? Yani eğer öyle diyorsak yani mutlak kuvveti olmak, mutlak rahmeti olmayı gerektiriyor mu? Ben o aradaki geçişi tam yapamadım kafamda. Güzel, onu demedim ben. Yani mutlak kudreti olmak, mutlak merhameti olmayı gerektirmez. Çünkü
kudreti mutlak olur. Benim mantığıma göre insan olarak düşünüyorum. Siz de nerede soru sormakla da zaten olabilir mi diyorsunuz. Yani hepimiz düşüneceğiz bu konuda. Ama kainatın tümünün yaratılışında o kadar yaratılışta öyle merhametli bir kudret tecellisi var ki onun kudreti yani sonsuz kudreti sonsuz merhamette tecelli ediyor. Bir problem var benim kafama takılıyor. Zaten bu paragrafta benim üzerinde durmamız ve mutlaka burayı bir anlamam lazım diye yoğunlaşalım demek istediğim kendi dünyamda arzu ettiğim yerde burası. Fakat bana yani koca kainatın içinde dünyayı düşün, koca dünyanın içerisinde benim bulunduğum yeri düşün, benim bulunduğum yerde bir insan düşün. Ha, bu insanın veya kendimin yaratılışında bir ızdırap görüyorum. Kainat bazında düşündüğümde, benim yoktan var edilişimi düşündüğümde, kainatı var edenin kudretinin mutlak olduğunu senin de söylediğin gibi, Makyun'un de dediği gibi anlamak mümkün. İlminin de sonsuz olması gerektiğini yine kainata bakarak anlamak mümkün. Çünkü bilgisiz bir şey yaratılsa saçma olur. Ama yaratılışta saçmalık yok. Hastalık bile düzen dahilinde oluyor. Yani bizim bildiğimiz felaketler şunlar mesela ayrına mıydı neydi o da düzen dahilinde oluyor biliyoruz olacağını neden bir düzen dahilinde oluyor demek ki her şey sonsuz ilimden var ediliyor sonsuz ilimle var ediliyor yalnız bu kudretinin sonsuz ilminin sonsuz olması gerektiğini anladığım yaratıcının merhameti de baya her yeri kapsıyor da birkaç mesele var benim hayatımda. Benim mesela diyelim dişim ağrıdığı zaman bir ağrı karşısında bunda merhameti göremiyorum. Bu parça diyor ki dikkat et. Hemen orada dişim ağrıdı diye yaratıcının merhametsiz olduğuna dair hüküm verme diyor. İnsanda nasıl çok değişik duygular var, çok değişik kapasitelerde yaratılıyor bu duygular, bu hassalar, bu özellikler, insandaki latifeler, hassalar. Demek ki yaratıcının yarattığı her şey standart değil. Bazen benim de bu dünyada bulunuşumun bir maksadı var gibi de görünüyor. Kendim de bakıyorum böyle bir devamlı değişikliğe tabi kılınıyorum. Devamlı yenilenen dünyanın karşısında bırakılıyorum. Hadi bakayım bunu nasıl değerlendireceksin dercesine. Çoğu zaman yani %99.9 yaratılıştın tamamında %100 de bazen benim dünyamdaki olan olayda %99.9 merhamet gördüğüm halde bazı yerlerde ben merhametsiz gibi bir yaratılış var zannediyorum. Hemen burada hüküm verip de yaratıcı merhametsiz deme onun sonsuz kudret, sonsuz ilim ve çoğu yerde merhametle yaratılışına bakıp acaba bunda da bir merhamet olabilir mi ihtimaliyle bakmaya çalış diyor. Buyurun birisi konuşmak istedi galiba. Bir soru soracaktım da hani vücut mutlak hayır işte Adem mutlak şerdir falan diye bahsediyor ya. Varoluşun kendisi mutlak merhameti göstermez mi? O diş ağrısı falan onlar sonlu şeyler bir nevi varoluş yani olarak vücut olarak düşündüğümüz zaman bir insan ne kadar acı çekerse çeksin o vücut yani onların hepsini silip süpürmüyor mu ya? Evet ama doğru söylüyorsunuz. Ama ben vücudu ağrının varlığında da görmek istiyorum. Anladınız mı bilmiyorum. Vücut hayrı mutlaktır. Peki ağrının vücudu varlığı
ağrının bana acı veriyor ya, o acının varlığı da hayrı mutlaka dahil edebilecek mi? Esas mesele burada. Bu konunun gittik konuştukça ve üzerinde düşündükçe inceliyor konu. Bakın, ondaki merhameti görebilmek için yaratıcının şu dünyayı yaratmasındaki hikmetine iyi bakıp o hikmet muvaciyesinde düşünmem gerekiyor. Eğer yalnız bana sorarsan, benim kapasitem dahilinde şu kadar sene önce doğmuş, bu dünyaya gönderilmiş, şu kadar sene sonra da bu dünyadan çıkartılacak olan insanın, şu kadar kapsamlı bir tecrübe alanında kendisine verilen ağrıyı, diyor ki insan, bu ağrı verilmeseydi de huzur içerisinde yaşasaydım ne kadar iyi olurdu diyor. Halbuki yaratılışın maksadını düşünmem lazım, bu amaca ulaşan vesileleri düşünmem lazım. Yaratıcı hangi maksatla bana böyle bir şey verebiliyor diye onun, eğer tabir caizse, onun yaratmasındaki maksadı anlamak amacıyla bir de olayı tezgaha, masaya oturtmam lazım. Acaba bunda bir maksat olabilir mi? Bu ağrıyı bana vermekte bir maksat olabilir mi diye sormam lazım. Buyurun. Evet, üzerinden çok geçmeden hemen yani şu son söylediğinizle ilgili bir yorum ya da soru var kafamda. Sanırım şöyle dediniz, böyle demediyseniz demedim diye söyleyin. Ağrının vücudunda, ağrının varlığındaki hayrı anlayabilmem için muhakkak o ağrıyı bu kainattan bu varlık aleminden sonra da başka bir ahiret var, yani bunun devamı var gerçeğiyle birleştirerek anlamam lazım. Yani şöyle diyelim, tam basitçe söyleyemedim. Ahiret yoksa eğer, ahiret yoksa bu ağrı şerdir. Ahiret varsa ancak, ben o ahiret var gerçeğiyle birlikte ancak ağrının içerisindeki rahmeti anlayabilirim. Bu doğru mu anlamış? Ben de şu anda öyle düşünüyorum. Ama ahiretin varlığına geçebilmem için, ağrının varlığının hayır olduğunu anlayabilmem için kendi kapasitem dahilinde yaptığım değerlendirmeyi kendi kapasitemle sınırlamadan yaratıcıya ait referans vermek suretiyle yapmam lazım bu değerlendirme. Yani ben ahiretin varlığını şu anda görmüyorum ama var olabileceğini anlama kapasitesine sahibim. Ahiretin var olacağına dair olan delilleri değerlendirip onun var olması gerektiği sonucuna da ulaşabilirim. Ulaşabilecek kapasitedeyim. Bu kapasitemi kullanıp kendimle sınırlandırmayacağım. Yani yukarıda dedi ya, gözün gördüğünü el yakalamaya çalışmayacak. Mümkün değil. Neden? Çünkü yaratılışta bakın dedi, birinci paragrafta güzel bir, ilgisiz gibi görünen güzel bir başlangıç yaptı müellif. Dedi ki senin gözünün gördüğünü elinle tutmaya kalkarsan ya gaflet halindesin ya delisin, mecnun, deli, yani kafan yerinde değil, insaniyetini yerinde kullanmıyorsun dedi. Şimdi sanki bizim şu dünyadaki varlık alemimizde kendimizle olan, kendi kapasitemizle olan algılamalarımızda ama yaratıcıya izafe etmeden, kendi kapasitemle olan algılamamda ağrı olmasaydı iyi olurdu. Daha güzel olurdu. Ağrı baş belası. Ağrıda merhamet görmüyorum diyorum. Ama eğer kapasitemi, insani kapasitemi, yaratıcının kapasitesini tanımada kullansam, şu kainatı yaratanın kudretinin sonsuz olması zorunlu. İlminin sonsuz olması zorunlu ve çok yerde de rahmetini görüyorum. Yani yıldızlarda, atomlarda, her yerde görüyorum ama bir tek benim hayatımda bir gün, üç gün, beş gün, 70 yıl değil, bir gün, üç gün ağrıdan şikayet görüyorum. Acaba bunda da her yerde rahmet varken bu benim hoşuma gitmeyen olayda da yaratıcının bir rahmeti olabilir mi diye sormam lazım.
herhalde bu konuda ittifak ediyoruz. Kendimiz de sınırlı kalıp her şey bundan ibarettir demememiz lazım. Ama ben nereden bileyim kendi sınırımın dışına, Abdullah Beran'ın sorduğu sorunun altında bu yatıyordu diye hissettim. Kendi kapasitemin dışındaki olanı, sonsuz olanın, sonsuz olan yaratıcının kapasitesini ben ne bileyim değil. Yaratıcının sonsuz olması lazım geldiğini ben bilebiliyorum. Kudretinin de ilminin de sonsuz olduğunu bilebiliyorum. Yalnızca birkaç olayda, benim hoşuma gitmeyen olayda yaratıcının merhametinin yokluğuna hiç düşünmeden, yaratıcı acaba bunda bir hikmet var mıdır falan demeden, sırf benim hoşuma gitmedi diye kendi kapasitemle sınırlayıp, demek ki burada rahmet yok, demek ki yaratıcının rahmeti hep öyle bizim bildiğimiz gibi sonsuz da değilmiş, ben olsaydım insana hiç ağrı vermeyen, hiç sıkıntı vermeyen, hiçbir problemi olmayan bir hayat verirdim deyip Allah'ın işine, işinin kötülüğü noktasında veya güzel olmadığı noktasında hükme ulaşmak yanlış olur. Dikkat et diyor müellif. Bir düşün. Evet. Acaba bir hikmeti olabilir mi diye. Buyurun. Evet. Şimdi bu söylediklerinizden ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Doğru mu değil mi diye siz konfirme edin ya da üzerinde düşünelim. Bu sizin anlattığınız, yani herhangi bir canımı sıkan olay karşısında rahmeti görebilmem için benim kafamda şöyle bir değerlendirme şablonu, şöyle bir değerlendirme framework'ü olması lazım. O da şu: ben var edilmişsem eğer, beni var edenin beni var etmedeki sebep ve hikmeti ve amacı ilk önce düşünmem lazım. Yani ben yaratılmışım, yaratılmış isem, premislerden bir tanesi bu. Peki devam edelim. Bu yaratılmışlığımın içerisinde benim üzerime, benim mevcudiyetime ne gibi bir amaç konulmuş, ne gibi bir hedef konulmuş, bunu belirlemem lazım ki bu da, eğer ben yaratılmışsam birinci premise dönerek, bu da benim üzerimde böyle bir amaç varsa, varlığımın bir anlamı varsa, bu anlam da sadece ve sadece beni var eden tarafından verilir. Çünkü logic bunu gerektirir, mantıken böyledir. Şimdi ben karşıma çıkan her ne olay olursa olsun, ağrılar da sızılar da dahil olmak üzere ama güzellikler de dahil olmak üzere, bu amaca hizmet edecek şekilde, başta tespit etmiş olduğumuz amaca hizmet edecek şekilde benim bunları anlamlandırmam lazım. Benim onlara göre bu olaylara bakmam gerekiyor. Karşıma ağrı mı çıktı? Ağrı çıkar çıkmaz, yani hoşuma gitmeyen bir olay karşıma çıktığında, bu çıkar çıkmaz hemen bu yukarıdaki şablonu getirip önüme koyacağım. Diyeceğim ki sen var edilmiş misin, var edilmemiş misin? İlk önce bunu tespit et. Peki var edilmiş olduğunu kabul ediyorsan, o var edicinin senin üzerinde ne gibi bir amaç ya da, yani bu dünyada hani şu varoluşsal sorular dediğimiz sorular vardı ya, ben neyim, kimim, anlamım ne, nereden geldim, nereye gidiyorum şeklinde. Bunları bir düşün, daha sonra o acı diye tanımladığın olayı bu şablona sok, bunun içerisinde anlamlandırmaya çalış. Dolayısıyla Allah seni veya yaratıcı seni burada var etmişse şu amaç için, değil mi? Vahide ne için, ne amaçla yarattığını da bize söylüyor. Bu amaç için seni var etmiş olan birisi bu olayı şimdi senin karşına neden çıkarmış olmalı diye level'da çözümünü ara. Değilse, böyle bir framework olmayınca, yaklaşım olmayınca, bunu kendi içerisinde, olayı kendi içerisinde çözümlemek mümkün değil. Dolayısıyla benim bir önceki söylemeye çalıştığım konuda benim kafamda şu haliyle burayla alakalı. Ben söyleyeceğim onu. Neyse. Yani şuraya kadar söylediklerim anlamlı bir şeyse bu şekilde mi anlaşılmalı diye sorup bırakayım o zaman. O zaman sizin bıraktığınız yerde ben şuraya geleceğinizi tahmin etmiştim. Ben bir şeyi sevmiyorsam o kötüdür hükmüne birdenbire varmamam lazım. Bu yanlış olur.
ben bir şeyi sevmedim. Dolayısıyla o şeyin varlığı, yaratılışı kötüdür hükmü, yanlış bir hükümdür. Müellifin dediği gibi yani bir deli böyle söyler ancak. Ama dikkat etmek lazım. Az önce eklemeyi düşündüğüm şey şuydu. Yaratıcı var ise ve yaratıcı bana eğer senin varlığın burada son bulmayacak, bunun sonunda veya bu dünyanın sonunda veya ne diyelim bu dünyanın ertesinde şöyle başka bir yaratılışta var diye açıkladığında, yani bu detayı benim dünyama getirdiğinde ancak ben ağrının hakikaten merhametin eseri olup olmadığını anlayabilirim. Yaratıcı yoksa, daha doğrusu yaratıcıyı ben bu formülün içerisine, anlama formülün içerisine koymuyorsam ve de devam edin, yaratıcının benim varlığıma neden, yani bana neden varlık verdiğini, hangi amaçla varlık verdiğini bu anlama şablonunun içerisine koymuyorsam, plus bir de senin bu dünyadan sonra şöyle bir varlığın olacak diye ahireti de bunun içerisine koymuyorsam, yani daha önce söylediğim gibi ahiret yok ise eğer, benim ağrının karşısında, yani böyle bir düşünme framework'ü yoksa, benim veya herhangi bir insanın ağrının karşısında, ağrı çekmesinin karşısında bu ağrıyı bana verenin merhametli olması gerekli sonucuna varması mümkün değil diye anladım. Evet, evet, Allah razı olsun. Zaten onun için Allah'a inanmayı ihmal eden insanların takıldıkları nokta burası ve Allah'a inanamadıkları, yaratıcıya inanamadıkları, inanmadıkları için bu konuda, yani sevmedikleri olayın yaratılışındaki hikmeti görüp görmeyip de madem merhametsiz, Allah olsaydı merhametli olurdu demelerinin ve burada haklı gibi görünmelerinin, Allah kainat yaratan, bu kadar her şeyi güzel yapan şuurlu birisi olsaydı tutup da böyle ağrı yaratmazdı, sızı veya insana rahatsız edecek, sevimsiz olacak olayları yaratmazdı deyip kendilerini haklı görmeye çalışmalarındaki hata, bu yaratılan ağrının değerlendirilmesini yaparken yaratılmışlıklarını genel olarak kainata bakıp bu kainatın mutlaka bir yaratıcısı olması lazım geldiği ön fikrini ihmal etmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla yaratıcının maksadını, bir maksadı olabileceğini araştırmaya girmiyor. Bu kötüdür. Ben bunu sevmedim. O halde bunu yaratan merhametli olamaz. Bilinçli birisi böyle merhametsiz bir şey yapmaz deyip, yaratıcı olsaydı böyle merhametsiz bir şey yapmazdı sonucuna ulaşıp, tamam ben kendi kendimi tatmin edecek bir konuya vardım. Yaratıcı diye birisi yok. Demek ki dünya böyle kendi kendine olmuş gidiyor diyor. Dediğiniz gibi yanlışlık, hata, yaratılmışlıklarını düşünmemekten. Acaba ben var mı edildim? Yani Allah'a inanmak değil. Ben var mı ediliyorum, yoksa kendi kendime böyle oluşup geliyor muyum? Ne derler? Yani out of nothing, nowhere. Yani kendi kendime böyle oluşup geliyorum. Böyle oluşmuşum işte. Dercesine. Kendilerine bakabiliyorlar. Anlaşıldı herhalde. Uzatmayayım. Güzel bir şey sormak istiyorum. Şimdi yaratılmışlığı göz önüne almayınca problem, esas problem orada. Yaratılmışlığın iki sonucu var. Birincisi benim merhamet gözlemlediğim olayda merhamet olmadığı sonucuna varmamına sebep olan duygular da yaratılıyor. Dolayısıyla onların sahibi ben değilim. İkincisi de ben yaratılmış olduğum için sonsuz ihata edemem. Benim göremediğim olayda benim göremediğim yönler mutlaka olabilir. Bunu da göz önüne alabilirim. Fakat anlamadığım şey niye illaki ahireti de göz önüne almamız lazım? Tamam, ahireti göz önüne almayınca bu yanlışlara sebep olabilir de onu göz önüne almadan bu problemi çözemeyiz gibi bir sonuca nereden vardık? Evet. Ona? Hikmetsiz. Hani Mehmet Ali güzel söyledi onu Makgün.
Yani ben aslında o söylese daha güzel olur. Buyur Mahkum. Tamam, ne dediğinizi anlamadım. Siz yani, hatırladığınız kadarıyla söyleyin. Peki. Ben o zaman sizi dinlediğim için dinleyen daha iyi anlarmış. Konuşan hem düşünüyor hem ifade etmeye çalışıyor ya, dinleyen sonucu doğrudan doğruya alıyor. Şöyle anladım ben. Eğer ahiret boyutu, sonsuz hayat yoksa bana burada kendisini tanıtmasının, kendisini tanıma yollarının benim önüme konulmasının bir anlamı olmaz ki. Ben buradayım, öldüm, gittim, tanıdım, tanımadım. Ne olmuş ki? Çürüyüp gideceğim zaten. Çok çok anlamsız. Eğer gerçekten ahiret yoksa, şu dünyanın varlığı benim gözümde sıfır değerindedir. Yani sizin de öyledir de ben kendi adıma konuşuyorum. Yani ahiret yoksa benim şu dünyadaki varlığım boş yere angarya çekmek. Ne yapacağım ki? Allah'ı tanımışım, tanımamışım, ibadet etmişim, etmemişim, yemek yemişim, yememişim, birisine yardımcı olmuşum, olmamışım, vicdanımı tatmin etmişim, etmemişim. Sonunda çürüyüp gideceğim. Ne olmuş ki? Çürüyecek olduktan sonra niye kendimi zahmete sokayım veya böyle işlerle meşgul olayım? Bu duygular bana niye verildi ki? O kadar saçma ki. Dünyada hiçbir şeyin varlığının anlamını gerçekten insan tasdik edemez eğer ebedi hayat yoksa. Yani bu hayatın karşılığında bize, yani 3 yıllık 4 yıllık bir okulda okuyoruz ama sonunda, şu dünya şartlarında konuştuğum için böyle diyorum, ölünceye kadar o edindiğimiz meslek neyse o meslekten, o mesleğin profesyonel elemanı olarak yaşayıp gidiyoruz. Bir işe yarıyor. Eğer öğrendin, mezuniyet günü diploma almak yerine öldün. Ne oldu ki? Düşün. Ne oldu ki? Niye bunları öğrendin ki? O kadar anlam, öğrenmenin bir anlamı olmuyor. Öğrendim, öldüm. Halbuki öğrendim, diploma aldım, hayata atıldım, meslek sahibi oldum, o mesleğimle hayatımı devam ettiriyorum, değdi öğrendiğime. Dediğim zaman insan böyle var edilmiş, bir anlamı oluyor. Şu dünya hayatı da ahiret olmazsa, hatta bu örnekte yine hani öğrenirken insan zevk falan alır. Şu dünya hayatında ahiret olmazsa, aldığım zevk de anlamsız. Hani bir yemek yerken zevk aldım ya, oldu, geçti, bitti, anlamsız. Ölü, hepsi yok gibi geliyor bana. Nursi'nin çok basit gibi görünen fakat çok güçlü bir cümlesi var. Uzun uzun ahiretin olması lazım geldiğini anlattıktan sonra diyor ki, madem bu dünya var, o halde ahiret var. Ebedi hayat var, ebedi yaratılış var. Aa diyorsun, yani bütün bunlar şu ahiretin olması gerektiğine dair delillerin değerlendirilmesinin sonucunda ulaşılacak cümle bu. Bu dünyanın varlığı ancak ebedi hayatın varlığıyla değer kazanır. Yoksa bu dünyanın varlığından ahiretin varlığı sonucuna ulaşamıyorsak, onu görmüyorsak, bu dünyanın varlığı kendi anlamına, kendi başına hiçbir değeri yoktur. İyi düşünün, şimdiye kadar hepiniz belli bir yıl yaşayıp geliyorsunuz. Geçmişteki iyi halleriniz, kötü hallerinizi düşünün. Sizin için hiç, eğer tamam bu son ise, yani ahirete, geleceğe hazırlık falan değil, son ise son, ne faydası var? Ne oldu sana? Mesela şu anda ölecek olan bir kimsenin yanına gitsek. Bu kimsenin 1 milyar doları olsa veya hiç doları olmasa, bir saniye sonra ölecek olan kimse, öleceğinden kesin emin ve yok olup gidecek. Ahiret diye bir şey yok. 1 milyar dolar bankada hesabı var diyelim. Veya evi altın dolu diyelim. Veya hiçbir şey yok. Gerçekten bu insanın yerine kendinizi koyun. Ne olacak ki? Ev altın dolu ya da hiçbir şey yok evde. Evi de yok. Sokakta. Bir saniye sonra öleceksiniz. Hiçbir şey fark etmez ki.
Sıfır. Yani hepsi eşittir sıfır. Bir denklem matematikte bir denklemin eşitliği sıfır ise, denklemin sağında sıfır varsa, solunda ne kadar rakam olursa olsun eşittir sıfır ya, incelemeye gerek yok ki. Eğer denklemin eşitliği sıfır olduğundan eminsek, sol tarafını niye inceleyin ki? Ne vardı burada? Koca koca milyon rakamı vardı. Hocam burada bir şey ekleyebilir miyim? Milyon rakamı vardı. Şey, matematikten söz açıldı da, sizin örneğinize bir şey ekleyeyim biraz daha iyi anlaşılsın diye. Duyuyor musunuz hocam beni? Evet evet, saygıyla dinliyorum. Ha, şöyle, şimdi denklemin sağ tarafı sıfır diyorsunuz ya, yani sağ tarafın sıfır olabilmesi için sol tarafta yan yana çarpmak içinde olan bir sürü sayı olabilir. O sayılardan bir tanesinin sıfır olması yeterlidir. Yani yan yana diyelim ki 100, işte 999, işte 1001, yani aklınıza gelen her tür sayı. Bunların içerisinde bir tane sıfır olursa sonuç çarpan, zaten sıfır çarpanlardan oluyor. Çarpanlardan birisi değil mi hocam? Toplam evet. Ha, buradan şeye gelmek istiyorum. Yani sonuca gelmeden önce dünyadayız ya biz. Sol tarafı dünya gibi düşünebiliriz. Evet. Şimdi bir an için zaten yani işte öyle gelmiş öyle gidiyoruz. İşte rastlantı sonucu buradayız gibi. Yani imanı sıfır olursa bir kişinin sol tarafta henüz dünyadayken ahirete gitmeden önce, yani çarpanlardan birisi sıfır olacak şekilde giderse o adam zaten her şeyi kaybeder biçimde gider gibi bir benzetme geldi onun aklıma. Erkan, yani hocam, Erkan hocam çok çok heyecanlandırdınız beni. Yalnızca imanı bir saniye size bırakacağım size. Yalnızca tamam. İmanı olmazsa değil. Bir tek yaratılmış olayın hiçbir değeri yoktur dese, yani evet, o olayda işte kıymeti sıfır dese, sıfırlasa, o zaman o sol evet. taraftaki büyük rakamların çarpanlarından birisi sıfır olduğu için hepsi sıfır olur. Evet. Aynen öyle hocam, işte ben de onu diyecektim. Buyurun. Yani sol taraftayken, dünyadayken istediğiniz kadar büyük rakamlarınız olsun, ünvanlarınız olsun, eviniz, arabanız, malınız, mülkünüz, ne olursa olsun. Yani bu varlığın anlamsız olduğu sonucuna vararak giderseniz siz zaten bitmişsiniz, Allah korusun. Yani o demek istediğim şey aynen uyuşuyor hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok güzel oldu bu. Çarpanlar sol taraftaki rakamların büyüklüğünü hiç önemli değil. Çarpanlarından bir tanesinin sıfır olması. Yani ben anladım, bu dünyanın koca bir, çok büyük bir dünya bu. Kainat böyle muazzam falan falan. Her şey güzel güzel ama şu ağacın varlığı, ama zannediyorum ben bulamadım anlamında değil. Eminim hiçbir anlamı yok. Sıfır bu ağacın varlığının anlamı. Hiçbir değeri yok dediğimizde bütün sol taraftaki büyük rakamların hepsini sıfıra denkledik demektir. Yani bu mantıken böyleyse, insanda bunu kavrama kapasitesi varsa, o zaman diyeceğiz ki arkadaş, ben bu kadar muazzam, hikmetli, mükemmel yaratılış görüyorum. Yalnız şu ağacın, yani pencereden bakıyorum, pencerenin karşısında ağaçlar var da onun için ağaç örneği çok gündeme geliyor. Gözüm onları görüyor. Ağacın varlığından, var edilmesinde hiçbir anlam görmüyorum. Sıfır bunun değeri dediğimde, bütün o mükemmeldir, muazzamdır falan dediklerimin hepsinin değerini sıfırlıyorum demektir. Bu da şunu gösteriyor. Ya, varlık aleminde hiçbir şey var olmasıyla sıfır değerinde değildir. Mutlak değere sahip. Onun da varlığında mutlak değer olması gerekir. Yoksa hepsini sıfırlayacak. Yaratıcı bir işi boşa yaptı dediğinde, yaratıcı mutlak kemalde değil demektir. Bunu İslam alimleri maalesef diyeceğim, hem de aynı zamanda elhamdülillah, Allah razı olsun onlardan diyeceğim. Maalesef yalnızca Kur'an'a uygulamışlar. Demişler ki, Kur'an'ı ki diyorlar, duyuyorsunuz, Kur'an'ın bütününe bakıp da canım bu bayağı harika bir kitap, belagatı da çok mükemmel, işte insanlar böyle bir şey yapamıyorlar, yazamadılar da falan diyerek, Kur'an'ın genelinin Allah kelamı olması lazım, insan kelamı olamaz demek güzeldir, doğrudur ama yetmez diyorlar.
ya bir tek ayeti de olsa o ayetin, canım böyle Allah kelamı mı olur, saçmalamış burada dediğinizde bütün Kur'an'ı inkar etmiş gibi olursunuz diyorlar. Bunun tutarlılığını biz kainat Kur'an'ına baktığımız zaman anlıyoruz. Kainatın yaratıcısının bir şeyi aptalca yaptığını söylediğimizde biz kainatın yaratıcısını tanıyamadık demektir. Yani hocam, sıfırladık hocam demek. Burada biraz katkı yapabilir miyiz? Buyurun. Sözünüzü kestim de kusura bakmayın. Bugün okudum da bir yazıda şey var. Bu ateistlerden bu sırada fazlaca adı duyulan Dawkins var. Bir rahiple tartışmışlar da. Şimdi mesela rahibe şeyi sormuş. İşte Tanrı varsa neden bu kadar acı var diye bir şey sormuş. Yani yeryüzünde niye bu kadar adaletsizlik var, zulüm var, işte haksızlık var. Tanrı varsa niye bir el atıp da düzeltmiyor diye sormuş. Tabi rahibin orada verdiği cevap, yani rahip aslında onu ikna edecek kadar bir cevap vermemiş de. Hani bunu dersimizde ilgisi de şu. Orada Dawkins kendi algılamasıyla Tanrı'nın, yani tırnak içinde Tanrı'nın algılamasını sanki böyle mukayese edebilir bir şeymiş gibi bir hataya düşüyor. Yani Tanrı varsa niye bu kadar acı var? Sanki kendisi işte sabredemedi, işte bu acıların hepsinin durmasını istiyor. Tanrı'nın da sabrı onun sabrı kadar sınırlıymış gibi bir hataya düşüyor. Tanrı da sanki onun istediği gibi şeyleri yapmak zorundaymış gibi bir kendi aciz bakış açısıyla hemen şey yapıyor. Az önceki verdiğimiz örnekte çarpanlardan birisini sıfır yapıyor. Yani sıfır sonucuna ulaşıyor. Yine aynı şekilde madem her şey bir hikmetle yaratılmış, bir faydayla yaratılmış, belki arkadaşlar duymuşlardır daha önce. Bunun vermiş olduğu bir örnek var işte. Parazit solucanlar var mesela bağırsaklar içerisinde yaşıyor. Madem diyor her şey bir anlamla, bir hikmetle yaratılıyor, bir amacı var. Bu bizim bağırsağımızda yaşayan asalak solucanların bize ne faydası var diye soruyor yani kendince. Şimdi orada da aynı şekilde sanki o mikro alemin hepsinin içerisinde o solucanla birlikte bütün bağlantılı halde yaşayan mikro alem var vücudumuzun içerisinde. İşte hücreler, ondan sonra kan hücreleri falan. Sanki bütün hepsinin ta en dibine kadar inmiş, her şeyi kavramış gibi konuşuyor. Ya sen belki bilmiyorsun, çok küçücük boyutlarda vardır bir hikmeti. Ayrıca o solucanın oraya, yani orada var olması da yani önemli. Yani bir kişi gerçekten işte temiz biçimde yaşadı mı yaşamadı mı, onun sonucunda mı oraya geldi, hadi gelse bile işte belki onun yaptıklarının sonucu olarak ona sanki bir hastalık insana veriliyor ya, işte biraz ders alması, birazcık işte tefekkür etmesine vesile olması için veriliyor bazı ızdıraplar. Belki o adama da daha da düzenli, daha temiz, daha sağlıklı beslenmesi için belki böyle bir musibet verilmiştir. Yani böyle çok 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 değişik bakış açılarıyla olaya bakılabilir. Ama adam hemen ne yapıyor? Bir anda işte biraz düşünüyor, ondan sonra kendisinin verdiği hüküm mutlak bir hükümmüş gibi bir sonuca ulaşıyor. İşte bunun bir sebebi yok. Öyleyse Tanrı yoktur. Al işte size bir örnek diyor. Ondan sonra bu kadar acı, adaletsizlik var. El atıp da düzeltmiyor. Öyleyse yoktur gibi. Böyle çok basit sonuçlara hemen ulaşıyorlar. Bunların hepsinde de az önce söylediğimiz gibi sanki kendisi Tanrı katından olaylara bakacak kadar sonsuz bir şey varmış gibi, bir anlaması varmış gibi bakıyor ve insanlara da öyle lanse ediyor maalesef. Demek ki bizim burada bugünkü sohbetimizden çıkaracağımız nokta şurada, ben metinden okuyacağım. Kezalik diyen ikinci paragraf benim kitabımda, bazı kitaplarda aynı paragraflama usulü uygulanmış olmayabiliyor. Kezalik insanı gafil kendi şahsına ait edna cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın ef'aline tahakkümle el uzatıyor. Bu cümlede çok şeyler gizli. Şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsi buraya dahildi. Bu kalıbın içine koymaya çalışalım. Ben bir şeyi
bir yaratılıştaki bir olayı sevmediğim zaman ben sevmiyorum diye hemen birdenbire demek ki bunun varoluşu kötüdür hükmüne ulaşma. Onu bir de yaratılmışlığına bakıp o hastalık mesela. Hastalık kötü, parazitler kötü. Kardeşim bir de tut bu parazit nasıl oldu da var oldu diye düşün. Bu hastalık, bu diş ağrısı nasıl oldu da var oldu diye düşün. Vücudunu düşün. O ağrıyı hissedebilecek sistemin kuruluşunu düşün. Bu sistemin varlık alemine gelişini düşün. Bunu var edebilenin kudretinin, ilminin, hikmetinin nasıl olması lazım geldiğini düşün. Ondan sonra bu kötüdür ve yaratıcı burada kötü yaptı de diyebilirsen. Nursi'nin vurgulamak istediği nokta bu. Parazit burada var, işte anlamsız zarar veriyor. Parazit var. O paraziti al, laboratuvara götür, incele bakayım bir o parazitin hücresinin bir tanesini sen yapabilir misin? Vücut verebilir misin? Ona orada sana zarar verdiğini söyleyen hali yapabilecek kabiliyeti sen verebilir misin? Bu nereden geldi diye bir sor. Onun için Mehmet Ali Hoca da önce dedi, önce yaratılmışlığımızı kabul edeceğiz. Var edilmişliğimizi kabul edeceğiz. Eğer kabul etmiyorsan seninle zaten ben konuşamam. Özür dilerim. Çünkü sen mecnunsun. Ben yaratılmış değil, ben var edilmiş, Allah'a inanıyorum falan değil. Hayır, sen var mı edildin? Yoksa kendi kendine böyle hani fotörden tavşan çıkartırlar ya hokkabazlar. Bir hokkabazın yaptığı gibi böyle pat diye çıktın mı? O bile olsa hokkabaz yapıyor onu. Şu kainatı yapan kim? Hokkabaz bile olsa bir yapan var kardeşim. İrade var arkasında. Şuur var, bilinç var arkasında. Plan var, program var. Bakın 15 milyar yıldan beri bu kainat dönüyor, dolaşıyor, değişiyor, değişiyor. Anını saniyenin içine sığıştıramıyor. Saniyenin içerisinde bir anı milyarlarcasını söylüyoruz, sonuna gelemiyoruz. Böyle bir sistemin 15 milyar yıldan beri varlığını sürdüren kaynak nedir? Ve bu kaynak, bu varlık aleminin 15 milyar yıldan beri olup gelen, var olup gelen bu alemin içerisine bütün kainatın hem mekan hem zaman itibariyle tümünü kapsayacak bir düzen içerisinde bir parazite vücut veriyor. Bir ağrıya vücut veriyor. O ağrıyı senin anlayabileceğin beyni yaratıyor. O beyni bütün kainatın konteksti, bağlamı içerisinde yaratıyor. Var ediyor. Bu nereden geliyor? Ağrının varlığının kaynağı nedir diye sormayan bir adam, ağrının varlığındaki hikmeti görmeyi hak etmiyor. Onun için ben Allah'a inanmıyorum diye ha ha diye kendini kandırıyor. Buldum bir delil diye. Varlığını soramıyor. Hastalığın yapan, hastalığın sebebi olan bir mikrobun, bir parazitin veya herhangi bir, onlara ne diyorlardı? Soğuk algınlıklarında falan, grip hastalığında ne diyorlardı? Şu anda aklıma gelmedi. Enfeksiyon. Sorry. Enfeksiyon mu? Yok. Yani virüs. Virüs, evet. Ha, bir virüs bana rahatsızlık veriyor diyor. Virüs. Bir affedersiniz şimdi aklıma geldi. Bir köpek beni ısırdı diyor. Bana rahatsızlık verdi diyor. Bir, köpek nasıl var oldu? İki, köpeğin ısırma kabiliyeti nereden geldi? Üç, senin vücudun nasıl tahrip oldu? 4. Sen onu nasıl algıladın? 5. Nasıl düşündün ki o kötü bir şeydir? Onu nereden buldun? Bunların varlığı neredesidir? Nereden geliyor bunlar? Eğer biz bunların vücudunu, varlığını izah etmek için düşünmez de sırf
Yani kısa kesme ne diyor? Shortcut İngilizcesi, Türkçesi ne denir? Shortcut. Sözün özü. Yani. Yok hayır. Sözün özü anlamında değil. Yani hemen sonuca pat diye atlayıveriyoruz. Düz mantık diyoruz. Düz ya da... mantık ha. Düz mantıkla ha. Ben bunu sevmiyorum. O halde bu kötü. Dolayısıyla yaratıcısı yok. Yaratıcısı yok dediğin şeyin varlığını hiç düşünmedin ki. Oradaki bir virüsün nasıl var olduğunu, varlık alemine nereden geldiğini, onun şu kainatta yer bulabilmesi, benim damarıma, kanıma, kanımın hücrelerinin içerisine girip orada görev yapabilmesi, kabiliyetlerini nereden aldığını düşünmeyen bir adam, onun kötülüğüne, kötüdür bana acı verdi diye karar verip yaratıcı diye bir şey yok olsaydı acı olmazdı demek suretiyle cehenneme gitmeyi hak ediyor. Çünkü kendisini o cehennemin içine atıyor. Yaratıcının var olmadığı alemdir cehennem. Yani var olmadığını düşündüğümüz hallerdir cehennem. Onun içine düşüyor. En büyük problem şu asrın. En büyük problemi her zaman neredeyse benim her gün ne yaptıysam bir hata yaptım. Benim her gün karşılaştığım problem bu arkadaşlar. Yani geliyor gençler hep bundan bahsediyor. Diyorlar bu madem öyleydi de neden ben bugün ızdırap çekiyorum? Neden babam bana kızdı bugün? Neden şu işte sevdiğim erkek kız kimse ona evlenmeyi düşünüyordum. Bana dedi ki benimle ilişkiyi kes dedi. Dünyasını karartıyor. Geliyor sıkıntıdan kurtulamıyor. Ya işte ya Allah niye böyle yardım etmiyor falan falan diye başlıyor sorgulamaya. Yani Allah'ın merhameti yetmiyor ya acaba bunlar kendi kendine mi oluyor? Biz Allah diye yanlış mı tutturduk gidiyoruz sonra demeye başlıyor. Söylüyorsun peki senin kalbin kırıldı değil mi? Bu acıyı nasıl hissettin? Bu sevgiyi nereden bulmuştun? O arkadaşı severken onun evlilik planları kurarken hiç düşündün mü? Bu duygu, bu zevk, bu lezzet nereden gelmiş? Nasıl var olmuştu? Kim sana bunları verdi falan dediğim diye konuşulduğu zaman yavaş 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 arkadaş ben şöyle anlıyorum kardeşler. Vücudu çözmeyen, varlığı, ona İngilizcesi existence, existence'ı çözmeyen, existence esası üzerine oturmayan hiçbir düşünce hakikati bulamaz. Biz bizim iman dediğimiz şey de hani biz kendimiz diyoruz ya biz inanıyoruz canım falan diye. Eğer existence esasına oturmuyorsa tabansızdır, genel kabuldür. Çok problemi çözmez arkadaş. Bizi de çok bir yere götürmez. Vücut esasına, varlık esasına oturması gerekir. Onun için şu kitaplarını okuyup kendisinden çok faydalandığımız, dua da ettiğimiz, Allah rahmet eylesin dediğimiz zatın en önemli usulündeki en önemli prensip veya birinci prensibi Kur'an hakikatlerini ancak kainatın hakikati bağlamında anlarsın ve tasdik edersin. Ezbere havadan kafadan Kur'an'ı tasdik edemezsin, Rabbi de bulamazsın. İmanını da tahkik edemezsin demesi. Kur'an ile kainatın mutlaka birlikte okunup birbirini tasdik ediyor olduğunu görmek gerektiğini vurgulaması bana inkılap geliyor. En büyük inkılap. Ama diyeceksiniz yalnız o mu yaptı bunu? Hayır, Kur'an'la kainatı birleştiren çok alim var. Zamanımızda da var. Risale'den hiç haberi olmadığı halde yazan, ben bu konuda makaleler yayınlamış. Yani 15-20 yıl önce böyle makaleler okudum. Ama onlar da kainatın Kur'an ile beraber veya Kur'an'ın kainatla beraber mütalaa edilmesi gerektiğini, varlık alemiyle birlikte okunması gerektiğini söylüyorlar. Fakat bunu yalnızca premislerinden bir tanesi, önermelerinden bir madde olarak görüyorlar. Öncül yani, öncül. Ha, öncüllerinden bir tanesi olarak görüyorlar. Nursi, bütün öncüllerin bu esasa dayanması gerektiğini söylemekle
tek başına ayakta duruyor. Nursi'nin farkı burada. Allah rahmet eylesin. Her yerde bu öncülü biz her yerde ikame etmemiz lazım. İşte burada da geldi bu küçücük paragraf, basit gibi görünüyor ama gerçekten tabanına inmediğimiz zaman yüzeysel olarak anladığımızda çok fazla kıymet ifade etmeyen bir paragraf. Ama bakın 1,5 saate yaklaşıyor. 1 saat 20 dakika oldu. Hakikaten o kadar derinlemesine esası olan, temeli olan bir anlayışa dayandırıyor ki o temele inmeden konuyu anlayamadık. Şimdi benim kalbim rahat etti, aklım da rahat etti. Onun için inşallah burada duralım. Uzattık, 20 dakika zaten geçti. Vakti açtık. Allah razı olsun. Eğer başka soru ve ilave etmek isteyen, katkıda bulunmak isteyen varsa buyursun. Değilse ben burada susalım diyorum. Herkesin kendine göre işi var, benim de. Aman ben de şunu söylemeden konuyu kapatmayalım diyen varsa buyursun lütfen. Değilse Allah ebeden razı olsun katılanlardan da demiş Fatma Nur. Ben de soru soracak ya da ilave edecek. Dua da güzel, dua da güzel. De Allah razı olsun. Gıyabında da yapılabilir dua, burada da yapılabilir dua. Ha, kısa yol demiş shortcut'a. Ona daha güzel bir şey söyledi, düz mantık. Yani düz mantık diyorlar. Bu çok basit bir şey. İnsanın düştüğü çok basit bir hatadı. Ve ben zannetmiyorum Mank'ın, ne demiştiniz Erkan Hocam? Mank, ne demiştiniz bir o filozof birisiyle konuştu diye? Dawkins mi? Önemli değil ismi de. Artık isimlerden nefret etmeye başladı. Yani bitmiyor. Konuştuğu kimse neydi? Mank. Ne demiştiniz siz? Kim demiştiniz? Türkçe. Kiminle konuşmuştu bu kişi? Ya benim dediğim kişi rahiple konuşmuştu. Rahip. Anam işte rahip kelimesini arıyordum. Rahibi evet, buna cevap verebileceğini zannetmiyorum. Çünkü onun geçtiği eğitimde, onun geçtiği terbiyede varlık esasına dayalı bir Allah inancı yok. O böyle benim kalbimde, herkesin kalbinde bir inanç, inanma kapasitesi var ya, o kapasiteyi ezbere kullanıyor. Yanlış yapmıyor. İnanma diye bir özellik var insanda. O özelliği inkar etmediği için güzel. Allah onun mutlaka mükafatını verecek. Ama onu tahkik etme, gerçekten kalbi, mantığı tatmin edecek, ikna edecek bir esasa oturtması ancak muhakemesinde kainatın varoluşunun en büyük delil olduğunu temele yerleştirmesi lazım. Böyle bir anlayış onlarda olmadığı için, hakim olmadığı için cevap verebileceğini zannetmiyorum. Gerçi rahiple konuşmasaydı da gerçekten bu işleri derinlemesine düşünmemiş olan bir hocayla konuşsaydı yine ondan da cevap alamazdı. Onu da tatmin edici bir cevap alamazdı. Onu da söyleyip de efendim Hristiyanlar kötü, biz iyiyiz demek anlamına gelmesin. Gerçekten imanını varlık hakikatına oturtarak tahkik edenler huzur içerisinde yaşarlar. Diğerlerinin huzurları şeykidir, yani sarsıntılı. Yani yani en ufak bir problem karşısında kekelemeye başlarız. Oturmaz. Doğru gibi geliyor, inkar etmek çok zordur, bu da bir hakikat. Kalbinden imana meyil var, bu da bir hakikat. Kalbin meyli yönünde tercih yapmak da güzeldir, bu da bir hakikat. Ama bunu tahkik edip imanından emin olmak, kalbin mutmain olması, yani Hazreti İbrahim'in ve dolayısıyla Hazreti Muhammed'in mesleğinde gitmek, ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'in mesleğini de ihya ediyor. Onu da bize rivayet ediyor, anlatıyor. Demek güzel yaptı diyor, siz de öyle yapın diyor. Yani Kur'an ile gelen mesajda bu esas tesis edilmiş. Bu esasla mahrum olmak insanın imanında kafir değil, haşa haşa, aman yanlış anlamayalım, imanında zafiyetine, yerine göre şüpheye düşmek. Ama
inanmakta şüpheye düşmek değil de izah edememe durumunda ve dolayısıyla kalbin tam itminan olamaması sonucuna ulaşıyor. Var, götürüyor bizi. Biz de kalbimizin tam itminana ulaşması için burada her meselenin altını eşmeye çalışıyoruz. Bunun tabanında ne var? Bunun tabanında ne var? Burada bu zat boşuna konuşmaz. Bu çok derin bir alim. Bilerek konuşan birisi. Acaba ne demek istiyor diye. Altını eştiğimizde çok kuvvetli bir dayanak buluyoruz. Temeller çok sağlam esaslara oturtulmuş. Yani binanın temeli sağlam. İşte o sağlam temele inmek için uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Birisi de diyebilir ki bu paragraf için bir saat, bir buçuk saat ayrılır mı? Bir cümlecik zaten belli canım, kelimeleri de belli, anlıyoruz işte derse, o buyur, hoş geldin arkadaşım. Sen böyle düşünmekte serbestsin ama ben bu meselenin tabanına inip kalbimi tam itminan olacağı bir esasa oturtmak istiyorum. Burada o var, onu arayıp bulacağım diye alıyorum elime kazma küreği, devamlı eşiyorum, eşiyorum. Tavanını bulduğum zaman da kalben çok rahat ediyorum. İnşallah şu anda benim kalbimde gerçekten şer diye çok çok bahsedilen olayın, kötülükler diye bahsedilen olayın çözümüne çok yeni pencereler açıldı. Allah sizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.